Merhaba sevgili Paraksitlen Kimya izleyicisi. Kamp videoları biraz gecikti farkındayım. Tatilin son günü dönüş günü videoyu çekemedim. Ee, o gün hadi buraya geldik yerleştik derken iki gün aksadı. Bugün hem bu iki gününkü hem de bugün çekmem gereken videoları yayınlayacağım. Yani bugün 3 tane TYT bir tane organik kampı videosu yayınlayacağım. Organik kampı gecikmedi. Organik'in zaten normal günü bugündü. TYT'nin videoları gecikti. O zaman hadi mol kavramıyla başlayalım. Tekrar hatırlatıyorum ki arkadaşlar kamp videoları tekrar videoları yani ayrıntılı videolar değil. Ayrıntı için konu videolarını izleyeceğiz. Mol kavramıyla başladık. Mol kavramı ile ilgili arkadaşlar 2011'de iki tane, 2012'de, 2013'te ve 2016'da doğrudan soru çıkmış. Hep konu işlerken de söylüyoruz. Mol kavramı ile ilgili doğrudan soru sayısı az. Niye doğrudan soru sayısı az? Çünkü mol kavramı zaten diğer konuların içinde var. Yani mol bilmeden AYT'deki neredeyse hiçbir soruyu yapamıyorsun. TYT'de hesaplamalarda da var vesaire diye. Mol ile ilgili doğrudan sonra az çıkıyor. Mol sayı saplama, tepkime türlerinin hepsinin toplamından bir soru çıkıyor. Herhangi bir şeyin 6,02 üzeri 23 tanesine 1 mol diyoruz. Herhangi bir şeyin 6,02 üzeri 23. Bakın kaleminde kağıdında defterinde kitabında her şeyinde 6,02 üzeri 23 tanesi 1 mol ancak. 6,02 üzeri 23 öyle büyük bir sayı ki bulunduğumuz galaksi olan saman yolunda bile bu kadar yıldız yok. Yani bu kadar çok sayıda maddeyi görünebilir, elle tutulabilir şeylerde bulmak zor. Ancak atom molekül gibi şeylerde var. Bu nedenle 6,02 10 üzeri 23 tane atom molekül gibi şeylerde kullanılırken işte kağıtta, defterde, kalemde kullanamıyoruz. Peki niye böyle bir kavrama ihtiyaç duymuşuz? Çünkü arkadaşlar bir tane atom çok küçük bir şey. Bir tane atom çok küçük olduğu için bunun kütlesi de çok küçük. Ve bununla ilgili işlem yapmak çok zor. Çünkü mol kavramı bulunduğunda henüz bilgisayar hesap makinesi diye bir şey yok. Evet hesap makinesi var da böyle 6,02e 10 üzeri 23 olan üstü sayıyla işlem yapan hesap makinesi değil. Basit e, mekanik hesap makineleri vardır. Yanlış bilmiyorsam tabi araştırmak lazım hesap makinesi tarihini. Avogadro varken elektronik hesap makinesi var mıydı diye. O da başka bir yayının konusu olsun. E, bir tane atomun kütlesi çok küçük ve bununla ilgili işlem yapmak çok zor. Bu yüzden biz diyoruz ki, mesela su oluşurken nasıl iki tane hidrojenle bir tane oksijen bir araya gelirse, 20 tane hidrojenle 10 tane oksijen de bir araya gelir. Yani 2K tane hidrojen, 1K tane oksijen de bir araya gelir ve ben ikisini de eşdeğer sayıda büyüttüğümde birleşme oranını değiştirmemiş olurum. O zaman öyle bir sayı alalım ki atomların kütleleri tam sayı haline gelsin ve atom kütlelerini tam sayı haline getirecek sayı aranıyor Başta hidrojene göre hesaplanıyor. Bu karbona göre hesaplananı artık karbona göre hesaplananı kullanıyoruz. Bütün atomlar sanki 6,02 10 üzeri 23'lük paketler halinde bulunuyormuş gibi yapıyoruz. Atom molekül gibi çok küçük tanecikler dışındaki şeylerden bu kadar bulunmak mümkün değildir. Bu nedenle mol kavramı sadece kimyada kullansak da kullansak da daha mı tam onu söyler misiniz bana? Kavram olarak deste veya düzeneden farkı yoktur. Nasıl ki bir deste 10 tane bir düzeni 12 tane ise 10 tane veya 12 tane herhangi bir şeyi nitelendirmiyor. Kimin başına getirdiğinde onu nitelendiriyorsa mol kimin başına getirdiğinde onu nitelendirir. 6,02 onun üzeri 23 avokadro sayısı avogadro sayısı diyoruz ve N ile gösteriyoruz. bir mol madde avogadro sayısı kadar yapı taşı içerir. Yani demirin yapı taşı atomdur. 1 molü 6,02 10 üzeri 23 tane atom içerir. Suyun yapı taşı moleküldür. Suyun su olma özelliğini gösteren en küçük birimi H2O'dur. Hidrojen veya oksijen atomu su olma özelliğini göstermez. Bu yüzden suyun yapı taşı değildir. Bu yüzden de 1 mol su 6,02 10 üzeri 23 tane H2O biriminden yani 2 hidrojeni 1 bir, oksijeni birleştirdim bir şey oluşturdum grup. Bu gruptan 6,02 10 üzeri 23 tane içerir. 1 mol yoğunda 6,02 10 üzeri 23 tane iyon içerir ki Burada dikkat etmen gereken moleküllü maddeler. Çünkü moleküllü maddeler birden fazla atomun birleşmesiyle oluşuyor. 1 mol N2O3'te 3 mol oksijen, 2 mol azot toplam 5 mol atom var. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kavram yanılgısı yaşadığımız yerlerden biri bu. Mesela kavram yanılgısı yaşadığımız yerlerden ikincisi de molü taneye çevirmek. 2 mol CH4'te kaç tane hidrojen atomu var? Diyorsun ki 1 molde 4, 2 molde 8 tane var. Ya olur mu? 2 tane CH4'te 8 tane atom var. Bak bir şeyi molle başlamış ve bunun içindeki tanesi soruluyorsa bunu mutlaka Na ile çarpacaksın. Bak her bir CH4'te 4 tane hidrojen var. Bir tane CH4'te 4 hidrojen, 2 tane de 8. Tak 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 arttırdın. Böyle bir sürü 6,02 10 üzeri 23 tane CH4 aldın. Her birinde 4 tane hidrojen vardı. Toplamda 4 çarpı 6,02 10 üzeri 23. Yani 4 Na tane hidrojen. Şey 8 Na tane her birinden 4 2 mol de 8 Na tane hidrojen oldu unutma. Ama mol vermiş mol soruyor. Burada çarpmana gerek yok. 1 mol de zaten 5 mol atom var. 0,4 mol de 0,4 çarpı 5 2 mol atom var. Yani işlem çok basit. Mol büyüktür. Tane küçüktür. Herhangi bir şeyin 1 molünü kullanıyorsan içindekileri de molle ifade edebilirsin. Herhangi bir şeyin bir tanesini kullanıyorsan içindekileri de tane ile ifade edebilirsin. Ama molle başlayıp cümleyi tane ile bitirmek istiyorsan doğrudan ifade edemezsin. Arada Avogadro sayısı olacak. Yani 1 mol CO2 3 Na tane atom içerir diyeceksin. Veya bir tane 3 bölü Na mol. Anladın değil mi? Atom sayısını söyledik zaten. X'in mol sayısı N çarpı A. mol sayısı N çarpı A artı B'de toplam mol sayısı. İkinci olarak karıştırdığımız yer burası demiştik. Bakın 1 mol demiyor, 1 mol atom içeren diyor. Bunun 1 molü 10 mol atom içerir. Bak, iş çok basit aslında. Bileşiğin formülüne bakıyorsun ya. Bileşiğin formülüne bakıp söylediğin her şey 1 mole ait. Bileşiğin formülüne bakıp söylediğin her şey 1 mole ait. Bileşiğin formülüne baktın. Dedin ki 3 6 9 1 10 10 tane atom var. 10 atom var. İşte bu 1 mol bileşikte 10 mol atom var demek. E soru diyor ki 1 mol atom olsun. Anladın değil mi? O zaman bileşiğin kaç mol? Bileşiğin 0,1 mol. İçindeki atomu 1 mol olacak diyor. Buna lütfen çok çok dikkat edelim. 0,1 mol 6,02 üzeri 22 tanedir. Doğru. Bileşiğin formülüne bakıp söylediğin her şey 1 mol'e ait. 1 molde 3 karbon var. 0,1 molde 0,3 mol karbon olur. Yanlış. 1 molde 1 oksijen var. 0,1'de de 0,1. Yani 22 tane oksijen olur. Yanlış. Cevabımız yalnız 1. Tamam değil mi? Hadi o zaman devam. Mol kütlesi herhangi bir maddenin 1 molünün kütlesi. Atomik bileşiklerde atomik bileşik olur mu? Atomik elementlerde bunlar bize veriliyor. Moleküllerde ise içindeki atomların her biri veriliyor. Biz bunu kullanıyoruz. Dolayısıyla gram mol seviyesinde bir şey. Hani biraz önce demiştik ya. Mol kullanırken yorumlu molle yapacaksın. Mesela 1 mol ne olsun ne olsun bu defa. N2O5 olsun bileşiği içeriğinde 7 mol atom içeriyor. Ve bu bileşik 2 azot 28, 5 oksijen 80, 108 gram. Gramla molü doğrudan tak 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 kullanabiliriz. Ama tane ile gramı kullanamazsın. Taneyle bir tane N2O5, 7 tane atom içeriye duyabilirsin ama buna 108 gram diyemezsin. Bunu grama çevirmek istiyorsan Avogadro sayısına böleceksin. 108 bölü na gram. Niye? Bir sürü bak bir daha hatırla. 6,02 üzeri 23 tane bir sürü 2,5 2 o 5 aldım böyle çok 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 var. Hepsi 108 gram. Sen bu 6,02 üzeri 23 tanenin içindeki bir tanenin kütlesini bulmak istiyorsun. 6,02 üzeri 23 taneyi aldın 108 gram geliyorsa içindeki bir tane de 108 bölü 6,02 10 üzeri 23 gram gelir. Bu kadar basit. Yani tanenin kütlesini bulmak istiyorsan Avogadro sayısına böleceksin. Karışım sorularımız vardı. Karışım sorularını hatırlıyorsanız şöyle birine x mol, birine y mol deyip molü her şeye çevirmek kolay olduğu için mol diyoruz. Sonra da bana verilen değerleri x ve y ile ifade etmeye çalışıyordum. x mol artı y mol toplam bir mol karışım var. C3H4'ün 1 molünü hesaplarsan 40 gram. Yani x molü 40 x gram. C2H6'nın 1 molü y gram. Y molü şey 30 gram. Y molü 30 Y gram toplam 32 gram. Bu kadar. 30 da çarp. 30 X 30 Y 30 oldu. 32 X 40 X. 10 X eşittir 2'den. X eşittir 0,2. Y eşittir 0,8 olarak karşımıza geldi. Tutuyor mu? Bir daha işlemleri kontrol edelim. 8 buradan 24 buradan 32 tutuyor. Mol yüzde kaç C3H4 vardır? Yani X'in yüzdesini soruyor. Bir de 0,2 ise yüzde 20 C3H4. Yüzde 80 de C2H6 vardır mol c. Bunu da umarım hatırlamışızdır. Hemen devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bitmedi, 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 bitmedi. AKB, bağlı atom kütlesi ve AKB. AKB'den soru çıkmıştı. AKB'yi niye ben buraya yazmamışım? AKB. Hmm, ha mollerin hepsini yukarıya yazdım. Mollerin hepsi. Mol bazısı standart doğrudan AKB'nin tanımı ile ilgili soru çıktı ama bazı da çok karışık olduğu için başlık başlık ayıramadım. Genelde hani karışık soruluyor ama doğrudan AKB'nin tanımı ile ilgili çıkmış soru var arkadaşlar. Atomun kütlesi oluşturan tanecikler proton nötron olmasına rağmen çekirdekteki proton ve nötronların kütlesi atomun toplam kütlesinden fazladır diye böyle bir bilgi veriyor Milli Eğitim. Bu bilgiyle ilgili soru hiç çıkmadı. Bu bilgi eskiden yoktu ama şimdi koymuş. Bunun sebebi çekirdek oluşurken bir miktar kütlenin enerjiye dönüşmesi. Arkadaşlar fizikte var aslında bu. Kimyada sadece burada aktarılıyor. Başka yarıda yok. Arkadaşlar şöyle oluyor. Protonla nötron birleşti. Birbirine sıkı sıkıya bağlandı. Bu birleşme sırasında bir nükleer çekim kuvveti oluşuyor. Bu nükleer çekim sırasında nükleer değişim sırasında da kütle enerjiye dönüşüyor. Bu yüzden sodyumu ele alalım. Sodyumun çekirdeğinde 11 tane proton 12 tane nötron var. 11 tane protonun kütlesini alıyorsun. 12 tane nötronun kütlesini alıyorsun. Topluyorsun. Sodyumun çekirdeği bu ikisinin toplamından daha hafif. Yani sodyum çekirdeği çekirdeğin içindeki taneciklerin kütlesi toplamından daha hafif geliyor. Bunun sebebi de işte ve nötronların birleşirken kütlenin enerjiye dönüşmesi. Mantığımız bu. Burada anlattığımız bu. Atom kütleleri karbonun 12 izotopuna kıyasla alınıyor. Yani karbon 12'nin şu kadar katı bu kadar katı şeklinde. Örneğin silisyum dediğimiz 27 değil 28 değil 27.98 gümüş dediğimizde 106.90 biz bunu yuvarlayıp alıyoruz. Yani 27.98 değil 28 alıyoruz. Bu ön bilgi bunların AKB ile aslında ilgisi yok da AKB başlığında milli eğitim vermiş ben de vereyim. AKB'ye baktığımızda bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'de biri. Biraz önce hatırla. Biraz önce hatırla. Ne demiştim ben sana? Ay, değiştirip yine aynı ekrana geçtik. Şimdi 6,02 üzeri 23 tane karbon aldım. Böyle bir sürü karbon aldım. Bunun hepsinin toplamı 12 gram geldi. Hepsinin toplamı. Sen bunun içinden bir tane aldığında 12 bölü 6,02 üzeri 23 gram geldi ya. İşte 12 bölü 6,02 10 üzeri 23 grama 12 AKB diyoruz. Bunun 12'de biri de 1 AKB. Bir tane karbon atomunun kütlesinin 12'de biri. Anlaştık mı? 1 AKB dolayısıyla 1 bölü 6,02 10 üzeri 23 gram. 1 gram da 6,0210 10 üzeri 23 AKB. İşlemimiz aslında çok basit. Ne biliyor musun? AKB'yi sordu ya. Gram olarak bul. Bu gramı NA ile çarptığında AKB'ye çevirirsin. Gram olarak bul. Bu gramı NA ile çarptığında AKB'ye çevirirsin. Biraz önce hatırla. 6,02 üzeri 23 tane karbon 12 gramdı. İçinden bir taneyi seçtim. 12 bölü NA gram geldi değil mi? Bu gram. Çarp bunu NA ile. Kaç çıktı? 12. İşte bu 12 AKB. Bu kadar basit. Bir tane karbon 12 AKB. Bir tane oksijen 12. 16 AKB. Tamam değil mi? 0,4 mol su. 1 molü 18 gram. 0,4 molü 7,2 gram. O zaman kaç AKB? 7,2 çarpı NA AKB. Bu kadar basit. 32 AKB kaç moldur? 32 AKB ne bileyim ben AKB kaç moldur? Hem gram sorulsaydı yapardım. Nasıl ki gramı NA ile çarptığımızda AKB oluyorsa AKB'yi de NA'ya böldüğümde gram çıkar. O zaman bu 32 bölü NA gram. Hemen bakıyorum. Formülden baktığım her şey 1 mole ait. 1 mole 16 gramdı. 32 bölü N gramı kaç mol dediğinde 2 bölü N mol çıkar. Bak NA'ya böldün gram. Sonra gramla normal işlem yap. Gramla buldun. AKB'sini soruyor. N ile çarp. A, K, B. Gramın N'a katı AKB. AKB'yi ene böldün. Gram çıkıyor sevgili arkadaşım. O zaman bir şeyin molünü kullandığında nasıl ağırlığını gram olarak bulabiliyorsan bir şeyin tanesinin ağırlığını da AKB olarak kullanabilirsin. Grama AKB'ye çevirmek için NA ile çarpmak zorundasın. Molü de taneye çevirmek için NA ile çarpmak zorundasın. Bir tane su kaç gramdır? Bir tanesi 18 gram mıydı? Hayır hayır sazan arkadaşım öyle olur mu? 6,02 üzeri 23 tane aldık. Bir sürü aldık 18 gram çıktı ya. Bir tanesi 18 bölü en gram. Buna ne diyoruz biliyor musun? Buna da gerçek molekül kütlesi diyoruz. Bir tane atomun kütlesini. Bir tane atomun kütlesi gerçek atom kütlesi molekülün kütlesi de gerçek molekül kütlesi oluyor gerçek atom veya molekül kütlesi 1 molünün kütlesinin enaya bölünmesiyle bulunuyor. Mesela bunun gerçek molekül kütlesi 2 10 üzeri eksi 23 ise 6,02 10 üzeri 23 de çarp. 1,02'sini almayın demiş. 1 molü 12 gram geliyor. Aynı şekilde Y'nin de 1 molü 24 gram geliyor. Bu kadar basit. Y2X de o zaman 48 artı 12'den 60 gram geliyor. 1 molü 0,5 molü 30 gram olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadar basit. Hemen mol ile ilgili 3-5 kavramımız var. Önce ortalama atom kütlesi. Ortalama atom kütlesi de sana şöyle bir şey veriyor tatlışım. Klor 35, klor 37 diyor ki bu doğada %75 bulunuyor. Bu doğada %25 bulunuyor. Bunların ortalama atom kütlesi nedir? Sen 75 çarpı 35 artı 25 çarpı 37 bölü 100 yapıyorsun. Yani benim kütlem çarpı benim yüzdem senin kütlen çarpı senin yüzden bölü 100. Bu kaç çıktı? 35,5 çıktı. Diyorsun ki 1 mol kudur 35,5 gram. Dolayısıyla elementlerin atom kütlesinin tam sayı olmamasının iki sebebi var. Bir, biraz önce söylediğimiz çekirdek oluşurken kütlenin enerjiye dönüşmesi. 2- izotoplarının olması. İzotoplar da ortalama atom kütlesini alıyor olmamız. Bu yüzden biz yuvarlayıp alıyoruz. Bir de atom gram, formül gram, iyon gram var. Bunların hepsi mol demek arkadaşlar. Alayı mol demek. Sadece atom gram, atomun molü. Molekül gram, molekülün molü. Yani mesela bir atom gram oksijen derse bu bir mol o anlamına geliyor. Bir Molekül gram oksijen derse bu 1 mol O2 anlamına geliyor. Farkı bu. Kütle ile mol sayısı arasında yani eşittiren bir var ama biliyorsunuz biz bu formülü çok kullanmıyoruz. Daha çok oran orantıyla yapıyoruz. Avogadro yasası diyor ki gazların koşullar aynı olmak şartıyla, koşullar aynı olmak şartıyla 1 mol gaz 1 mol X gazı ne kadar hacim kaplıyorsa 1 mol Y gazı da o kadar hacim kaplar. Yani mol sayısıyla hacmi doğru orantılıdır. Bunun iki temel sonucu var. Bir normal koşullarda yani 0 derecede ve 1 atmosferde bütün gazların 1 molü 22.4 litre. Oda koşullarında yani ee, sıcaklığın 25 derece basıncın 1 atmosfer olduğu koşullarda 24.5 0 derecede 22.4, 25 derecede 24.5 litre. Unutmuyoruz bu sadece gazlar için geçerli. Örneğin su için geçerli değil. 0.4 mol ne içeren diyor? Ne içeren? Ne içeren? atom içeren diyor. 0.4 mol atom içeriyor. 0.4 çarpı 22.4 demeyeceksin değil mi? Böyle bir şey yapma bak. Yalvarırım ders çalış. Mal mısın? Böyle olur mu hiç? Yani 0.4 mol atom içeriyor. 0.4 mol atom içeriyorsa kendisi 0.4 mol olmaz. Hemen bakalım. 1 mol NH3'te 4 mol atom var. 0.4 mol atom içereni kaç mol diyoruz? 0,1 mol çıkıyor. Bunun hacmini soruyor. 2,24 litre. Anlaştık değil mi? 16 gram oksijen gazı. Oksijen gazı O2. 1 mol 32 gram. 16 gramı 0,5 mol. Standart koşul dediği oda koşulları. Standart koşulda 1 mol 24 küçüktü. 0,5 mol de 24 bölü 2'den 12,25 litre olarak karşımıza geldi. Ne diyor? 11.2 litre hacim kaplayan SO2 yani 0,5 mol SO2 ile 1.6 mol atom içerenin kütlesi eşit. E 0,5 mol SO2 SO2'nin 1 molü 64 gram. Çarpı 64 dersek 32 gram gelir. Bunun da 1.6 mol atom içereni artık artık bunu yutmuyorsun değil mi? xe 3ün 1 molü 4 atom içeriyor. 1.6 atom içermesi için 0.4 mol olması lazım. O zaman 0.4 mol'e 32 gramsa XC3'ün 1 mol'ü kaç gram dediğinde 80 gram olarak karşımıza çıktı. Özet olduğu için hızlı hızlı çözüyorum. Yavaş çözümünü şeyden bulabilirsin. Nereden bulabilirsin? E, normal konu anlatımındaki sorular bunlar zaten. Konu anlatımında bulabilirsin. Su için 1 mol'e 18 gram, 2 mol'e 36 gram. Doğru. 1 mol'e 22.4 litre, 2 mol'e 44.8 litre. Doğru. 1 mol 18, 2 mol 36 ama MA dediğimiz molünün 1 molünün, 2 molünün, 3, 3 molünün kütlesi değil. Hep 1 molünün kütlesidir MA. Dolayısıyla bu grafiğin böyle olmaması şöyle olması lazım. Yani en kaç olursa olsun ema hep 18 oluyor. Yanlış. 3 mol atom içerinin suyun 1 molünde 3 mol atom var. Yani 1 mol, bu 2 mol, bu 3 mol, biri e 18, ikisi 36, 3'ü e 54 diyoruz. Ancak sen bunlara inanıyorsan tüm arkadaşların da seni kandırır. Yani all my friends always like to me yani tüm arkadaşların sana daima yalan söylüyorsa sen bunlara da inanırsın. Çünkü su sıvıdır. Su gaz değildir. Gaz olması için özellikle söylenmesi lazım. 0 derecede 25 derecede yani oda koşullarında normal koşullarda su gaz değildir. Bu şartlarda gaz olması için özellikle söylenmesi gerekir. Söylenmediği sürece katı veya sıvıdır dolayısıyla bu yanlış olur. Buna da bir daha düşmüyorsun sakın. Anlaştık değil mi? Mol tekrarımız da bitti. Hemen kimyasal tepkimeler, hesaplamalar geliyor. Sonra karışımlar ve ara tatilde bunu bitiriyoruz. Ara tatilden sonra da Şubat sonu veya Mart başı gibi komple TYT tekrarı. Tek videoda TYT tekrarı yayınlayacağız. Hızlıca. Hiç sorusuz TYT tekrarı yapacağız. Görüşürüz. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.